Herkese merhaba değerli dostlar. Türk Hava Yolları ile ilgili oldukça kapsamlı bir analiz gerçekleştireceğiz. Hisse senedinde 12 aylık olarak verilen hedefler içerisinde en iyi tahminci aracı kurum yaklaşık olarak, yani en iyi demeyelim de en yüksek hedef fiyat veren kurum Ziraat Yatırım yaklaşık 508,5 liralık bir hedef fiyat vermekte 12 aylık olarak. Şimdi şirketin 2020 yılından beri gerçekleşen büyüme ivmesi hisse başı olarak TL olarak yaklaşık olarak 26 kata yakın bir değer artışından göstermekte. Dolar bazlı olarak baktığımız zaman ise yaklaşık olarak dolar bazlı olarak 7 katlık bir değerlenme söz konusu hisse senedinde. Şimdi biraz sonra hem bilançodaki büyüme ile ilgili, hem önümüzdeki süreçle ilgili, hem de turizm döneminin tam böyle başındayız, böyle yaz arifesindeyiz. Şirketle ilgili beklentiler ne? Dünya tarafındaki havayolu şirketleriyle ilgili nasıl gelişmeler var? Bunlarla ilgili şöyle kısa bir anlatım yapacağım sizlere. Ama şöyle ona başlamadan önce, daha önce izlemeyenler ya da takip etmeyenler için şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bakın burada benim oynatma listesi, Türk Hava Yolları'nın kendi bölümü burası. Hissede bakın 2021 yılında Şubat ayında hisse 12 lirayken, tam dipteyken ve hisse 2020'nin 3. çeyreğinde 5 milyar TL zarar açıkladığı bir dönemde piyasa değeri böyle defter değeri yaklaşık olarak 0,38'den işlem görüyordu dip seviyeden. Yani muhteşem ucuz bir seviyeden. Yani son 10 yılda işlem görmediği bir fiyatlama neredeyse. O zaman hisse senedine yaklaşık olarak %163'lük bir yükseliş beklentisi içerisinde önemli bir analiz yapmıştık. Bunun çok daha üzerinde bir fiyatlama yaptı Türk Hava Yolları. Bunun içerisinde tabii hem şirketin çok iyi yönetilmesi, emsallerin içerisinde çok iyi yönetilmesi ve önümüzdeki dönemde de bu yönetimin bu şekilde çok daha iyi noktalara taşıyacağı bir yerdeyiz. Şimdi ben size hem bunun son 3 aylık zaman dilimi içerisindeki takas farklarını göstereceğim. En çok dikkat çeken çünkü o ve 2011 yılından, 2010-2011 yılından beri takasını hani su gibi takip ettiğim bir hisse senedi. Ve olası farklılıkları daha iyi anlayabildiğimi düşündüğüm bir süreç içerisinde hisse senedi. Ve daha öncesinde de hisseyle ilgili verdiğimiz hedeflerde, tahmin ettiğimiz hedeflerde şirketin takas tarafında özellikle yabancıların elinde bulundurdukları lot miktarları en çok bu hisseyi taşıyan zaten Citibank ve hisse senedinde son 12-13 yıllık zaman dilimi içerisinde bu hisse senedini en yüksek topladığında elinde tam 270 milyon lot vardı. Hisseyi oradan çok sert düşürdü. Çünkü biliyorsunuz Gezi olayları, darbe girişimi, 2018 kur krizi, bu dönemlerde bu hisse senedi en pik dönemlerinden aşağı devrildi. Ve o dönemlerde realizasyon, uzun süreli düşüş, 7-8 ay bulan düşüşler zamanlarında hissedeki lot miktarı en fazla 90 milyon adete kadar düşmüştü. Ve diğer taraftan hissede maksimum Citibank'ın son 12-13 sene içerisinde aldığı lot miktarı da yaklaşık olarak en fazla 270 milyon adetti. Yani şöyle söyleyeyim, ya Gezi olaylarında ya da darbe girişimi döneminde ya da kur tarafında, kur hareketi 2018 tarafında hisse senedinde 250 milyon ve 270 milyon adetten geri döndü. Deutsche Bank'ın elinde en fazla elinde bulundurduğu, bakın şu an ilk 7-8 kurumun içerisinde dahi gözükmüyor hisse şirket. Deutsche Bank hisse senedinde maksimum 90 milyon adete kadar çıkardı ve kar realizasyonu da hissenin 7-8 ayı bulan düşüş dönemlerinde maksimum 35-40 milyon lota kadar elindeki lot miktarını düşürdü. Yani hisseyi bunlar trendine başlattıkları zaman o güçlü yükseliş, o kar realizasyonu çok büyük bir döneme denk gelmesi lazım ki hissede bu kadar satış yapsınlar. Son 13-14 yıldır ben böyle bir satış hiç görmedim hissede aylıkta. Ve hissede 200 milyon adete kadar maksimum görmüştük elindeki lot miktarını. Yani son 3 ay içerisinde de yaklaşık olarak 150 milyon adet kaldı elinde. Ve diğer tarafta Deutsche Bank da yüklü miktarda sattı. Yani son 3 ayda 40 milyonluk bir satış var yabancı tarafında. Bizim diğer taraftan ilgimizi çeken ne biliyor musunuz? Hissenin son 3 ay içerisinde yapılan bu satışların en iyi işlem yapan 5 kurumdan gelmesi, yani yabancı tarafından gelmesi. Bakın 17 milyonluk bir negatif fark var. Ama bunun gibi çok büyük bir şirketin en iyi işlem yapan 15 kurumu değer verilen ve takip edilen kurumlardır. Yani genel itibariyle hissenin takas tarafında sitenin satıyor bir görüntüsü oluşturulurken ilk 15 kurumun 3,5 milyon lot artıda olduğunu görüyoruz. Yani hisse senedinde aslında benim anladığım, son 14 yılın vermiş olduğu tecrübeyle söylüyorum bunu, gerçek bir satış değil, kasıtlı olarak yapılan bir baskı hareketi ve genel itibariyle şuradan çıkan, yani Citibank'ın ya da Deutsche Bank'ın yapmış olduğu satışların büyük bir bölümü yine tahtayı kontrol eden, takip eden ve en iyi işlem yapan kurumlar tarafından karşılanmış. Yani yoksa
Gördüğünüz gibi yani 40 milyon notluk bir kayıp var hisse senedinde en iyi işlem yapan kurumlar arasında. Ama ilk 10 kurum, 55-60 tane kurum var bizim piyasamızda. İlk 10 kurum gördüğünüz gibi satışların neredeyse %0,15'ine kadar denk gelen bir rakama, 1 milyon adetlik bir negatif fark varken ilk 10 kurumda, ilk 15 kurumda da neredeyse 4 milyon lota yakında artıda. Bu da 1 milyarlık bir rakam demek aslında baktığınız zaman. 1,2 milyar yakın bir lot miktarından bahsediyoruz. 1,2 milyar TL olarak söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hisse senedinde bakın finansal olarak da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biz şirketleri de gerçek bir büyümenin, gerçek bir para kazanmanın ve şirketin gerçekten büyüdüğünü anladığımız şey şirketteki öz kaynak verimliliğidir. Gördüğünüz gibi şirketin burada 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılının yan yana ilk çeyrek bilançolarını görüyorsunuz. Yani yılın ilk 3 aylık zaman dilimini içeren finansal sonuçları. Bakın öz kaynaklardaki artışa bakar mısınız? Şirketin 2021'de 3 aylık zaman dilimi içerisinde yaklaşık olarak 48 milyar TL'lik bir öz kaynağı sahipken devam eden yıllarda şirketin şu anki mevcut gördüğünüz gibi rakam yaklaşık olarak 515 milyar TL'ye gelmiş. Yani şirketin gördüğünüz gibi bu yüksek rakamın içerisinde bu yıl içerisinde 800 ile 1 milyar civarında 1 trilyon civarında bir öz kaynağa ulaşma ihtimali söz konusu. Neden? En iyi sezonunu geçirecek ama tek fark var. Bu sefer kur farkı olmayacak. 2020 yılında pandemi başladığında dünyada konuşulan en önemli şey havayolu şirketlerinin 2024 yılına kadar toparlanamayacağıydı. Yani o dönemlerini, o dönemlerdeki cirolarını 2024 yılına kadar yeniden elde edemeyecekleriydi. Bunu dünyada başarabilen, bakın Türk Hava Yolları için söylüyorum bunu, 2 sene içerisinde eski 2019-2000 en iyi dönemi 2019 yılıydı. 2020 itibariyle bu güçlü bir şekilde pandemiyle düştü satışlardan dolayı. O dönemden bu döneme 2024 yılında toparlanmasını beklerken havayolu şirketlerin 2022 itibariyle yani 2023'te gelen 2022'nin yıl sonu bilançosu itibariyle güçlü şekilde dönüş başladı ve 2023 yılı bilançosu itibariyle 2019 dönemindeki ivmeyi kazanmış durumda ise. Bu seneyi de aynı şekilde güçlü geçirecek ve hisse senedinde 3 katlık bir potansiyel beklentisi bence astronomik bir rakam değil. Ve gördüğünüz gibi şu an bu enflasyonun en pik yaşadığımız dönemlerde Türk Hava Yolları'nda son 3-4 yıl içerisinde bu kağıt 25 kat yaparken hiçbir kurum da böyle bir analiz ne bileyim bu şekilde bir hedef fiyatla gözetmedi. Ama bu hisse senedi bu noktalara ulaştı ve ise bugün bu fiyatlamada 310 lira bölgesindeyken 0,83 katından işlem görüyor. Yani neredeyse defter derin hala oldukça altından işlem görmekte. Şimdi ben size bir de Türk Hava Yolları'nın şöyle dolar bazlı olarak şöyle çünkü kur hareketi biliyorsunuz önümüzdeki yıl sonuna kadar bu yılın sonuna kadar beklentiler itibariyle konuşursak Merkez Bankası olsun yurt dışındaki büyük aracı kurumların ülkemiz üzerine yapmış olduğu analizler olsun ve Merkez Bankası'nın şu anki politika yapıcılara olan uyumu olsun piyasamızda en fazla yıl sonuna kadar bir 35 dolarlık bir beklenti oluşmaya başladı. Yani bir çok güzel bir noktadayız. Yani kurda çok büyük bir hareket beklentisi yok. Türk Hava Yolları'nın yurt dışındaki şirketlerden ayrışmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi %95 oranında şirketin cirosunun kurdan kaynaklanan gelirlerden oluşması. Satışlarının şöyle göstereyim size. Hani Efrey üyeliğim kapanmış. Onun yeniden açılması ile ilgili irtibat kurdum ama henüz açılmadı. Oradan size çok daha ayrıntılı gösterebilirdim ama şuradan şöyle kısaca şirketin yurt dışı satışlarını göstermek istiyorum. Bakın şirketin yurt dışı satışları 141 milyarken yurt içi satışları 9 milyar. Yani satışlarının neredeyse %95'i şirketin yurt dışında elde edilen gelirler. Yani kur döviz girdisi olarak. Bu da şirketin kur tarafından da kur yükselişinden de kar yazdığı anlamına geliyor. Bu da şirketin zaten 2020 yılındaki en önemli şirketin şu son 2 yıl içerisindeki toparlanmasını destekleyen şey zaten o dönemlerde şirketin yavaş yavaş kargo taşımacılığı ile ilgili önemli ataklar yapmaya başlamasıydı ki o dönemde bu çok veli nimet oldu şirket için. Yani şirketin önemli oranda geleceğinin o yönde çok daha iyi noktaları taşıyabileceği bir ana getirdi ve dünyada ilk 5'e girmeyi başardı bu sayede. Şu an gördüğünüz gibi şirket yaklaşık olarak 9,5 dolardan işlem görmekte ve bakın şu kırmızı çizgiyi şunu mavi yapayım güzelce anlatalım. Bakın bu mavi çizgiyi 2009 yılından beri deniyor bakın.
2009 yılından beri bu bölgeyi test ediyoruz bakın. Ve bakın şuradan sert, en sonki sert dönüş, bakın şu an tam buradayız çünkü insan korkutuyor değil mi? Bakın buradan sanki 3,5 dolara geçecekmiş gibi hisse. Ama hissenin bu dönemdeki hareketi 2018 yılındaki kur hareketiydi bakın. Daha öncesindeki düşüşte 2015-2016 yılındaki o döneme denk gelmekte, malum döneme denk gelmekte. Bakın oradan çok güzel bir dönüş. Yine 2018 kur krizi zamanında çok şiddetli bir değer kaybı ve 2020 itibariyle pandemi tarafındaki değer kaybını görüyorsunuz. 2021 yılında gördüğünüz gibi 2021 Ocak aylarında hisse Şubat ayında benim o az önce gösterdiğim analizi yaptığım zaman bakın hisse 1,3 dolardan işlem görüyordu bugünkü ifadeyle. Yaklaşık 12 TL'den işlem görüyordu. Hisse yaklaşık olarak 26 katlık bir değer artışı yaşadı şu anki seviyelerine baktığımız zaman. Bakın çok ciddi bir artış bu TL bazlı. Dolar bazlı olarak bakın şuraya gelmiş 9,5 dolar, yani 7 katlık dolar artışına uğramış hisse senedi. Bizim hedeflerimiz ne? Çok astronomik bir şey beklemiyoruz. Bakın ne zamandır deneniyor burası? 14-15 senede denenen bir bölge. Tekniksel olarak da uyumlu. Şirketin bir bu saatten sonra bir güçlü bir şekilde bir bedelsiz sermaye artırması da beklentilerim içerisinde benim. Ama bedelli yaparsa çok daha güzel olur. Şirkete kaynak sağlanmış olur. Yaklaşık olarak 9,5 dolar üzerindeki kalışı hissenin kısa sürede 13,30 bölgesine, yani TL bazlı olarak 435 TL'ye hareketi anlamına gelecek. Burası ne aşağı yukarı? Benim tahminim 330 TL'ye denk geliyor burası bakın. 330 TL'yi ise aşarsa yakın zamanda bu bölgelere gelmesi mümkün. Bakın daha öncesinde bu bölgeyi aştığı zaman mutlaka üst banda kadar hareket alanı yaratabilmiş kendine. Ve şu anda piyasanın ekonomik olarak da çok uygun olduğunu gördüğümüz gibi önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerinin ve en önemli şey Türk Hava Yolları'nın en önemli dönemi yaz ayları biliyorsunuz. Bu dönem süreci içerisinde de şirketin buradan aşağı gitmesi için yeni bir savaş çıkması lazım. Ne bileyim yeni bir pandemimiz olması lazım. Ya da hava yolları şirketlerine çok güçlü bir şekilde zarar verecek bir durumun olması lazım. Bu böyle bir beklentimiz var mı? Bence çok %10'luk bir ihtimal, %15'lik bir ihtimal diyelim. Yani çok daha bir yükseliş ihtimali var. Bu da hissenin kısa sürede 13-30 dolar bölgesine kadar yükselmesini destekliyor. Diğer taraftan şirketin bir sonraki blok hareketini devam ettireceği nokta, enflasyonun en yüksek olduğu dönemde şirketlerin en yüksek değerlerini görmemiz gayet normal. Bu da hissede kısa sürede benim verdiğim hedef yaklaşık 10-12 aylık bir zaman dilim, ama daha öncesine de ulaşma ihtimalini göz ardı etmiyorum açıkçası. Bu da 26 dolar yaklaşık olarak bugünkü kur fiyatları üzerine konuşursak 860 bölgesine işaret ediyor. Benim beklentim de yaklaşık olarak 800 bin TL civarlarında bir rakam 12 aylık, yani önümüzdeki 2024 yılının 12 aylık bilançosunu alacağımız Şubat, Mart, Nisan bölgesine denk gelmekte benim tahmin ettiğim rakamlar. Yani kısadan ise bu hisse senedindeki beklentiler bence mantıklı düşünüldüğü zaman bence astronomik değil. Şimdi kısa vadede bu şekilde para çıkışı baktığımız zaman, ben size geçen hafta da bunu anlatmıştım. Bankof üzerinden 31 milyarlık mal satışı oldu. 8 Nisan haftasından beri Bankof'un satışı var. 8 Nisan haftasından beri Bankof'un borsanın short tarafında pozisyon alması, VIOP tarafında ve bir şekilde bunu aşağı indirmek için de güçlü satışlar yaptığını gördük. Ve gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları piyasamızda her zaman ilk 1'de 2'de hacim olarak güçlü bir oyuncu ve piyasaya aynı zamanda grafiklerini yan yana açtığınız zaman BIST 100'le Türk Hava Yolları'nın grafiği aynıdır neredeyse baktığınız zaman. Yükseliş dönemleri, düşüş dönemleri net bir şekilde bir endeks hissesidir Türk Hava Yolları. O yüzden kısa vadede Bankof'un 31 milyarlık TL'lik bir para çıkışını karşısında HSBC'nin yaklaşık 17 milyarlık alışıyla rekor bir alış oldu. Ben çok sevmiştim HSBC'nin alışını, yabancı alışı. Ve bu alışlarını genel itibariyle yaptıktan sonra HSBC birçok bankada hisse hedef fiyatlarını yükseltti mesela. Önce alışlarını yaptı güzel güzel, daha sonra hedeflerini yükseltti. Piyasaları böyle işliyorlar çünkü. Çünkü piyasada önce bir yönlendirme yapıp sonra mal almazlar. Önce alırlar, sonra insanların yönelmesini sağlayacak analizler yaparlar. Şimdi karşılayan hisseyle en çok işlem yapanlardan İş Yatırım, Ak Yatırım, gördüğünüz gibi bu satışların büyük bir çoğunluğu aslında bence piyasa içerisinde amorti edilen rakamlar ve piyasamızdan gerçek anlamda bir para çıkışı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve hisse senedi olarak da baktığımız zaman, şöyle tekniksel olarak baktığımız zaman çok önemli bir pivot nokta dediğim bölge şurasıydı benim için. Yaklaşık olarak şu alttaki, şunu da kalın yapayım. Şunu ne renk yapalım? Siyah yapalım. Şunu da şöyle kalın yapalım. Bu kalın çizgi benim için çok önemliydi. Bu bölgenin altına geçmesi benim büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu da piyasadaki anormal gerçekleşen işlemlerden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Ve kısa vadede şu an bulunduğu nokta 310 bölgesinin üzeri çok güvenli bölge.
Bu bölgenin üzerinde hissenin yeniden kısa vadede 318 bölgesine bir atak yapması normal. Bu bölgenin üzerinde 330 bizim en önemli beklentimiz nokta bu. Yani hisse güçlü bir trend üretebildiği nokta şu kırmızı çizginin üstü. Yani 330'un üzerine geldikten sonra bu hisse senedi artık 435 TL bölgesine tırmanma hareketini gerçekleştirebilir. Borsada düşüş beklentimiz olmasın yani bu saatten sonra. Bu gibi hisse senetleri, Türk Hava Yolları gibi hisse senetleri çok verimli senetler ve öz kaynaklarını çok ciddi artıran bir şirketin. Affedersiniz yani yakın zamanda %100 yapması ne bileyim çok kısa bir hedef benim için. Ve şu gördüğünüz yazı bu hissede yaklaşık olarak 3 yıldır duruyor. Ben bu hisse senedinde 3 yıldır da 250 milyon yabancının lot miktarına tekrar ulaştığını görmedim. Yani 14 yıldır ilk kez bu seviyeye ulaşma ihtimali var. Neden artık yatırım yapılabilir seviyemiz 2013 yılından beri düzeltiyorum 2016 demeyelim de. Hani 2016 döneminde bir tane kurum kalmıştı ama en genel itibariyle 2013 yılı itibariyle bizim ülkemizin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altına düştü. Yani bu dönemde kaynaklı olarak artık yeniden politikaların dünya ile uyumlu hale getirilmesi ve inşallah bu şekilde devam etmesi ve vergilerin adil bir şekilde arttırılması önümüzdeki dönemde aslında ülkemizin açısından da menfaatimize. Çünkü bu disiplin bu şekilde yani insanlara bir yaptırım gücü oluşmadığı sürece bu vergi kaçakları hepimizin cebinden çıkmaya devam edecek. Yani bunlarla ilgili güçlü çözümler bizim piyasamızda olsun, hayatımızın ilerleyen safhasında olsun çok değerli kazançlar oluşturmamız için bizim için aslında çok iyi şeyler. Yani ceremesini çektik birkaç yıldır. Son 13-14 yıldır baktığınız zaman piyasada ülkemizde çok acayip şeyler oldu ama doğru hisse senetlerine çok iyi paralar kazandık. Yani kazanmaya da devam edeceğiz. O yüzden doğru yatırımlar yapmaya çalışın. Size tek söyleyebileceğim bu. Umarım hayatınızda doğru kararlar alarak sonuca ulaşır. Emeğinizin karşılığını alırsınız. Çünkü bu ülkede ek bir şeyler yapmadığınız sürece ve bulunduğunuz orta kesimden kurtulmanız mümkün değil ne yazık ki. Dostlar hepinize iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.